Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda yaş problemlerinin ikincisiyle devam ediyoruz. 6 yaşındaki Cem annesinin yaşına geldiğinde annesi 70 yaşında olacaktır. Bakın Cem var, bir de annesi var. Notlarımızı hemen vakit geçirmeden alıyoruz. Bakın Cem 6 yaşındaymış. Annesinin kaç yaşına geldiğini, kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Tamam, annesi de X yaşında olsun. Ne diyor? Cem annesinin yaşına geldiğinde, yani bu x yaşına geldiğinde o zaman aradan kaç yıl geçmiş oluyor arkadaşlar? X eksi 6 yıl geçmiş oluyor. Değil mi? Bu da x eksi 6 yıl sonra ne olmuş olacak? X eksi 6 yıl sonra 2x eksi 6 yaşında olmuş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla annesi kaç yaşında oluyormuş? Bakın 70. Yani bu 2x eksi 6'nın 70 olması gerekiyor. 2x buradan 76. X'i de 38 olarak bulmuş olur. Annenin şimdiki yaşı bakın 38. Veya bunu şöyle de yapabilirsin. Şöyle de yapabilirsin. Şimdi anne Cem annesinin yaşına geldiğinde, yani Cem X yaşında olduğunda annesi 70 yaşında olmayacak mı? Evet. Arkadaşlar yaşlar farkı sabit değil mi? Yani buradaki yaşlarının farkı ne? X eksi 6 değil mi? Buradakilerin yaşları farkı da 70 eksi X olmayacak mı? Yaşlar farkı sürekli sabittir. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar buradan 2x eşittir 76, x'i yine buradan 38 olarak bulabilirdik. Hangisini tercih edersin? Anlaştık mı? Şimdi 2'ye bakalım. Faruk ve Ayhan'ın bugünkü yaşları toplamı 89'dur. Yazalım. Faruk, Ayhan. İkisinin yaşları toplamı 89'dur. Ayhan Faruk'un bugünkü yaşına geldiğinde. Bak arkadaşlar, şunun yaşına geldiğinde tarzı sorular var ya. Bak ben şöyle yapıyorum. Sana da tavsiye ederim. Şimdi demek ki bunlardan biri büyük. Hangisi büyük? Ayhan Faruk'un bugünkü yaşına geldiğinde diyor arkadaşlar. Demek ki burada Ayhan küçük, Faruk büyük. Dolayısıyla Ayhan'ın yaşına ben x diyecek olursam bunların yaşları farkı k olsun. Dolayısıyla Faruk'a x artı k diyeyim ki ikisinin arasındaki yaşlar farkı ne olsun arkadaşlar? K olsun. Tamam. Ayhan Faruk'un bugünkü yaşına geldiğinde diyor. Bak Ayhan Faruk'un bugünkü yaşına geldiğinde, yani x artı k olduğunda kaç yıl geçmiş oluyor aradan? K yıl. Bu da k yıl sonra arkadaşlar x artı 2k yaşında olmaz mı? Tamam. Şimdi başlangıçta ne diyordu? Faruk ve Ayhan'ın bugünkü yaşları toplamı 89'du. Yani şunların ikisinin yaşlarını toplayacak olursam 2x artı k eşittir 89. Tamam. Şimdi Ayhan Faruk'un bugünkü yaşına geldiğinde yaşları toplamı, yani şu. Bu da ne oluyormuş arkadaşlar? 2x artı 3K eşittir 127. Bizden ne istiyor? Yaşları farkını istiyor. Yaşları farkına biz K demedik mi? Yani ne istiyor arkadaşlar? K'yı istemiş oluyor. Şurası X değil mi? Dolayısıyla yukarısını eksiyle çarpacak olursam bunlar birbirini götürdü. 3K'dan K çıkarsa 2K eşittir. Ne gelecek? 38. K da buradan 19 olarak gelmiş olacak. Yaşlara farkında da zaten biz K demiştik. Onu da 19 olarak bulduk. 3'e bakalım şimdi. Özge ile Tuğba'nın bugünkü yaşları toplamı yaşları farkının 7 katına eşittir. Yazalım. Özge ve Tuğba. Çektik çizgimizi. Bak, Tuğba Özge'nin bugünkü yaşına geldiğinde diyor. Tuğba Özge'nin bugünkü yaşına geldiğinde. Bak yine aynı tarz soru. O zaman yaşları farkına ben ne diyeyim? K diyeyim. Peki hangisi büyük burada? Tuğba küçük. O zaman yaşları farkı K olacaksa Özge de X artı K olsun. Şimdi Özge ile Tuğba'nın bugünkü yaşları toplamı diyor ya. İkisini toplayacak olursam 2X artı K olmaz mı? Tamam. Yaşları farkının, yaşları farkı zaten K. K'nın 7 katına eşitmiş. Dolayısıyla buradan 2X 6K, X'i de 3K olarak bulmuş oluruz. Hemen bunların yerine yazalım arkadaşlar. X yerine 3K yazacak olursam 3K artı K'dan bak burası ne oldu? 4K oldu. Şurayı da silelim. X yerine 3K yazıyorum. Tamam. Tuğba Özge'nin bugünkü yaşına geldiğinde, Tuğba 4K olduğunda bak bu K artmış ya, bu da K artarsa Özge de 5K olmuş olacak. Yaşları toplamı kaç olabilir? Yaşları toplamı ne olacak arkadaşlar? 9'un katı olacak. 9'un katı nerede var? Bakın C şıkkında var. Anlaştık mı? 4'e bakalım şimdi. Fatih Murat'tan 15 yaş büyüktür. Fatih, şuraya da Murat dedik. Tamam. Şimdi
Şimdi Fatih Murat'tan 15 yaş büyükse, Murat'ın yaşına ben x diyecek olursam Fatih ne olacak? X artı 15 yaşında olacak. Murat Fatih'in bugünkü yaşına geldiğinde, yani bu x artı 15 olduğunda 15 yıl geçmiş. Fatih de 15 yıl sonra x artı 30 yaşında olur. Fatih'in bugünkü yaşı 55 olduğuna göre diyor. Fatih bugün neymiş arkadaşlar? X artı 30 55'miş. Dolayısıyla x'i buradan 25 olarak bulmuş oluruz. Murat'ın bugünkü yaşı. Murat'ın bugünkü yaşı x değil miydi? Onu da zaten 25 olarak bulmuş olduk. Doğru cevabımız A şık. 5'e bakalım şimdi. Buğra'nın bugünkü yaşının Aleyna'nın bugünkü yaşına oranı 3 bölü 4'tür diyor. Dolayısıyla Buğra 3K olursa Aleyna da 4K olacak. Yazalım hemen. Buğra ve Aleyna. Çizgimizi çekelim. Bakın Buğra'ya 3K dedim. Aleyna'ya 4K dedim. Buğra 3 yıl geç. Aleyna 6 yıl erken doğsaydı. Yani Buğra 3 yıl geç doğacaksa o zaman 3 yaş daha küçük olmaz mıydı? Aleyna da 6 yıl daha erken doğsaydı şimdiki yaşından 6 yaş daha fazla olmaz mıydı? Evet. Buğra'nın yaşının Aleyna'nın yaşına oranı, yani 3K eksi 3'ün 4K artı 6'ya oranı ne olacaktı? 1 bölü 2 olacaktı. Bak 2 ile sadeleştirirsem 2K artı 3, 2 ile sadeleştirirsem 1 olacak. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı yapınca 3K eksi 3 eşittir 2K artı 3. Buradan K'yı 6 olarak bulmuş oluruz. Bizden ne istiyor? Aleyna'nın bugünkü yaşı. Ona 4K demiştik. K'yı da 6 olarak bulduk. 4 kere 6'dan 24 olarak gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şık. 6'ya bakalım şimdi. Çağla Hanım'ın Ali isminde bir oğlu, Emine ve Esra isminde ikiz kızları vardır diyor. Yazalım hemen. Ali, Emine ve Esra. Çektik çizgimizi. Bunlar ikizmiş arkadaşlar. Tamam. Çağla Hanım 3 çocuğuyla ilgili olarak şu bilgileri vermiştir diyor. İlkokulda Ali 1 yıl, Emine ise 2 yıl sınıf tekrarı yapmıştır. Unutmadan notlarımızı alalım. Bu 1 yıl, bu da 2 yıl sınıf tekrarı yapmış. Tamam. Diğer yıllarda ise sınıf tekrarı yapmamışlardır. Anlaştık. Hiç sınıf tekrarı yapmayan Esra şu: 11. sınıftayken Ali ile Emine 9. sınıftaydı. Tamam. Yani bu 11. sınıftayken, değil mi? Bu 9. sınıf. Ali de 9. sınıf. Bu normalde 2 sene sınıf tekrarı yaptığı için böyle. Normalde ikisi ikiz olduğundan dolayı bu da 11. sınıf olacaktı. Bu da demek ki 10. sınıf olacaktı. Değil mi? Tamam. Şimdi Ali, Emine ve Esra'nın 2020 yılındaki yaşları toplamı 50'dir diyor. Tamam. İlkokula başlama yaşı 7 olduğuna göre Ali ilkokula hangi yıl başlamıştır? Bak şimdi şöyle diyelim. 1. sınıf kaç? 7 yaş. 2. sınıf normal şartlar altında 8 yaş olacaktı, değil mi? Bak şu yaşla sınıf arasındaki fark ne? 7-1'den 6. Şimdi Esra 11. sınıf ya. Bu farkın 6 olması için Esra'nın kaç yaşında olması lazım? 17 yaş olsun, değil mi? 17 yaş olmaz ki, 17 ile 11 arasındaki fark 6 olsun arkadaşlar. Yani Esra 17 yaşında. Emine ile ikiz olduğundan dolayı bu da 17 yaşında. 2020 yılındaki yaşları toplamı 50 olacaksa 17-17-34. O zaman Ali'ye de 16 yaş kalmaz mı arkadaşlar? Değil mi? Ki toplamları 50 olsun. Şu anda biz hangi yıldayız? 2020'deyiz. Şimdi ilkokula başlama yaşı 7 idi. Ali ilkokula hangi yıl başlamıştır? Şimdi o zaman arkadaşlar 7 yaşına kadar gideceğiz. Şu anda 16 yaşında ya. 7 yaş gidecek, 7 yaşına kadar kaç yıl geçmesi lazım? 9 yıl geçmesi lazım. Değil mi? O zaman 2020'den de 9'u çıkartırsam 2011 gelmiş olacak. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Buna bir yıldız atalım ya. Fena soru değil. 7'ye bakalım. Yaş ortalaması 16 olan 25 kişilik bir grubun kaç yıl sonra yaş ortalaması 20 olur diyor. Şimdi biz ortalamayı nasıl buluyoruz? Toplam yaşı kişi sayısına bölerek buluruz. Değil mi? Şimdi ben toplam yaşı nasıl bulurum? 25 ile 16'yı çarparak bulurum. Değil mi arkadaşlar? 25 çarpı 16. Anlaştık. Şimdi bölü kaç kişi var? 25 kişi. Kişi sayısına böleceğim ya. Tamam. Şimdi gerçekten de 25'ler sadeleştiği zaman ortalamayı 16 olarak buradan görebiliyoruz zaten. Kaç yıl sonra diyor. Ya x yıl sonra olsun. O zaman ne olacak arkadaşlar? Yaşları toplamı buraya x diyemem. Niye diyemem? Şimdi bir kişi için x dedik. Toplamda kaç kişi var? 25 kişi var. O zaman 25 tane x olacak. Böyle olduğu zaman ortalama ne oluyormuş?
20 oluyormuş. Kişi sayısında zaten bir değişiklik yok. 20. Dolayısıyla bak 25'e böldüğüm zaman şunlar gitti. Ne kaldı? 16 artı x eşittir 20. X'i de buradan 4 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Geldik 8'e. M büyüktür 1 olmak üzere bugünkü yaşları toplamı 160 olan bir ailenin M yıl sonraki yaş ortalaması M yıl önceki yaş ortalamasının 4 katıdır diyor. Hemen notlarımızı alalım. Şimdi tamam biz ortalamayı nasıl buluyorduk? Bir kişi sayısı lazım değil mi bizim? Şimdi bugünkü yaşları toplamı 160 da şimdi kaç yıl? M yıl sonra. Kaç kişi var? Kişi sayısı lazım değil mi? Bilmiyorum. K kişi olsun. K kişi olsun. Şimdi yaşları toplamı 160 değil mi bugünkü? Tamam. Şimdi bir kişi olsa bir kişi M yıl sonra M kadar artar. İki kişi olsa 2 M kadar artar. K kişi varsa o zaman ne kadar artmış olacak arkadaşlar? M çarpı K kadar artmış olacak. Peki kişi sayısını ortalamayı bulmak için kişi sayısını bölmem lazım. Kişi sayısına K demiştik. K'ya böleceğim o zaman. Tamam. M yıl önceki. O zaman arkadaşlar şöyle değil. M yıl önce de 160 eksi M çarpı K olmaz mı? Yaş ortalamasının yani bunun 4 katıymış. Çarpı 4 diyeceğim. Anlaştık. Şimdi bak burada K'lar birbirini götürecek. Tamam. 160 artı M çarpı K eşittir. 640 eksi 4M çarpı K olacak. Buradan arkadaşlar 5M çarpı K eşittir. Ne olacak? 480. Her tarafı da 5'e böldüğüm zaman M çarpı K'yı ne bulurum arkadaşlar? 96 olarak bulmuş olurum. Ailedeki kişi sayısı değişmediğine göre kişi sayısı en çok kaçtır? Kişi sayısına K dedim ya K'yı maksimum yapacağım arkadaşlar. K'yı maksimum yapmak için o zaman M'yi küçük tutmam lazım. M de birden büyüktü. Birden büyük en az ne olabilir arkadaşlar? 2 olur. Değil mi? Dolayısıyla K değerinde 48 olarak bulmuş oluruz. Tamam. Doğru cevabımız E şık. Atalım ona da bir yıldız. 9'a bakalım şimdi. İsmail ile Beren'in şimdiki yaşları toplamı 19'dur. Yazalım. İsmail ve Beren. Şimdi İsmail Beren'in yaşındayken diyor. He, bak bu şunun yaşındayken o zaman ne yapıyordum ben burada? Yaşları farkına K diyordum. Değil mi? Şimdi İsmail Beren'in yaşındayken diyor ya arkadaşlar. Beren'in doğmasına daha bir yıl vardı. Kim büyük burada? İsmail büyük. Demek ki ben burada Beren'in yaşına X diyecek olursam İsmail'in yaşı X artı K olsun. Niye? Yaşları farkı K olsun diye bu şekilde yaptık. Şimdi yaşları toplama ikisinin 19 değil miydi? Tamam. 2X artı K eşittir 19 olacak burada. Bunu anladık. Şimdi İsmail Beren'in yaşındayken. İsmail Beren'in yaşındayken. Yani bu X yaşındayken. Beren'in doğmasına arkadaşlar kaç yıl varmış? 1 yıl varmış. O zaman burası ne olacak? Eksi 1 olacak. Bak şimdi şunların arasındaki yaş farkı ne? K. Bunların arasındaki yaş farkı da K olmayacak mı? Niye? Yaşlar farkı sabittir. Dolayısıyla X eksi eksi 1 eşittir K olmalı. Dolayısıyla X artı 1 eşittir K. Tamam K yerine ben X artı 1 yazabilirim. 2X artı K yerine X artı 1 yazıyorum eşittir 19. Buradan 3X eşittir 18. X'i 6 olarak buldum. Benden ne istiyor? İsmail'in şimdiki yaşı. Şimdi arkadaşlar ben X'i 6 buldum ya. O zaman 6 artı 1'den K'yı da 7 olarak bulmuş olurum. Bak X'i 6 buldum. K'yı da 7 buldum. İkisinin toplamı da ne olacak? 13 olmuş olacak. Doğru cevabımız E şık. Ona bakalım şimdi. Asya M yılında, Aras N yılında doğmuştur. Asya ve Aras. Tamam. Şimdi 2024 yılında Asya'nın yaşı. Ya ben yaşı nasıl bulurum? Sen şimdi diyelim ki 2000 yılında doğdun. Tamam. Şu anda yıl kaç? 2022. Ben sana kaç yaşındasın diye sorsam sen ne yaparsın? 2022'den doğduğun yılı çıkartırsın. Değil mi? 2000'i çıkartırsın ve 22 dersin bana. Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapacağım? Asya'nın yaşını bulmak için 2024'ten M'yi çıkaracağım. 2024'ten M'yi çıkardım. Aras'ın yaşını da bulalım. 2024'ten N'yi çıkartırım. 2024'ten N'yi çıkartırım. Değil mi? Asya'nın yaşı şu. Aras'ın yaşının şunun kaç katıymış? 3 mü yazıyor burada? 3 katı. Şöyle. Dolayısıyla buradan 2024 eksi M eşittir. 3 çarpı 2024 yazıyorum. Açmıyorum orayı. Eksi 3 ne? Buradan arkadaşlar bunu bu tarafa
atalım. 3n eksi m eşittir. Bunu da bu tarafa atınca 2 çarpı 24 kalır değil mi? 2024 olur. Dolayısıyla 3n eksi m eşittir. Çarptığım zaman 4048 gelecek arkadaşlar. 3n eksi m eşittir 4048. Nerede var? Bakın E şıkkında var. 11'e bakalım şimdi. Bir babanın yaşı k tane çocuğun yaşları toplamından 32 fazladır. Hemen şöyle baba diyelim, notlarımızı alalım. Çocukların yaşları toplamı. Tabii kaç tane? K tane. Evet. 32 fazlaymış. Çocukların yaşları toplamına ben x diyecek olursam baba 32 daha fazla olacağına göre babanın yaşı x artı 32 olacak. Tamam. 2 yıl önce babanın yaşı. 2 yıl önce ne olacak? X artı 30 olacak. Peki 2 yıl önce bunlar kaç olur arkadaşlar? X eksi normal 2 demeyeceğim. Niye? K tane çocuk var ya. K tane çocuk var ya. O zaman ne diyeceğim? Her biri 2 yıl öne gideceği için 2K tane ne olacak? 2K geriye gitmiş olacağız. Yani. Çocukların yaşları toplamı x eksi 2K olacak. Ne zaman? 2 yıl önce. Çocukların yaşları toplamının, bak 2 yıl önce babanın yaşı şu. Çocukları yaşları toplamının 4 katından 10 eksikmiş. Şimdi x artı 30 eşittir. Açıyorum şöyle. 4x eksi 8k eksi 10. Buradan da arkadaşlar 3x eşittir. Ne oldu? 8k artı 40 oldu. Şimdi burada da 8 parantezine alırsam k artı 5 eşittir 3x oldu. Değil mi? Bizden ne istiyor? Babanın bugünkü yaşı. Babanın bugünkü yaşı hangisi olabilir diye soruyor. Olabilir diye. Şimdi babanın yaşını benim bulabilmem için x'i bulmam lazım. Şimdi x'e buradan bakacak olursam x ne olacak arkadaşlar? 8'in katı olur değil mi? 8'in katı olacak. Anlaştık. Şimdi o zaman 32 de 8'in katı değil mi? Bak bu 8'in katı. Bu da 8'in katı. 2 tane 8'in katını toplarsam yine 8'in bir katı olmuş olur. Değil mi? Dolayısıyla babanın yaşı 8'in katı olması lazım. Şıklarda 8'in katı olan hangisi var? 8'in katı olan herhalde 72 var. Değil mi? 12'ye bakalım şimdi. Dede X yılında Ömer'e ben senin yaşındayken sene 1954'tü diyor. Şöyle bir dede diyelim. Şuraya da Ömer diyelim. Çizgimizi de çektik. Tamam. Şimdi arkadaşlar yine dede ile Ömer arasında bir yaş farkı yok mu? Var. Ben Ömer'e X yaşında diyecek olursam dede de arkadaşlar X artı K olsun ki yaşları farkı K olsun. Tamam. Ben senin yaşındayken diyor. Yani X yaşındayken kaç yıl önce? K yıl önce olmuş oluyor değil mi? Çünkü dede X artı K idi ya. X olunca K yıl önce olmuş oluyor. Peki bu K yıl önce Ömer X eksi K yaşında olmuş olacaktı. Tamam. Sene ne diyor? Ben senin yaşındayken yani şöyleyken 1954'müş arkadaşlar şu anda. Tamam. Sen benim yaşıma geldiğinde şimdi ilk durum şunlar değil miydi? Tamam. Ömer kimin? Dedesinin yaşına gelecek. Yani x artı k olduğunda aradan k yıl geçmiş olacak. Dede de k yıl sonra x artı 2k olmuş olacak. Senede ne olacakmış arkadaşlar böyle olduğunda? 2020 olacakmış. Anlaştık. O zaman bak şimdi şuradaki 2 yıl arası. Bak 1954 ile 2020. Bak bunların ikisinin arasındaki fark ne? 2k değil mi? Heh? Şurada 2k yıl. Şuradaki aradaki fark da aynı değil mi? 2K eşittir. 2020'den 1954 çıkarsa kaç kalır? 46, 66. Her tarafa 2'ye bölersem K'yı 33 olarak bulmuş olurum. Bak hemen şurada K yerine 33 yazıyorum. Bu hangi yıldaydı? X yılında konuşma geçiyordu. Keşke şuralara X demeseymişiz ya. X demeseymişiz. Neyse fark etmez. Olayı anladınız zaten. Şimdi bak X yılında 1954 bak şurada X yaşındayken yıl 1954 değil miydi? Şimdi o zaman bugün ne olacak? X artı 33 yaşında. Bak X artı 33 yaşındayken arada kaç yıl var? 33 yıl fark var. Yukarı doğru çıkarken 33 yıl artıyor. Demek ki 1954'e ben 33 eklersem X'i bulmuş olurum. Değil mi? Toplarsam 7, 8, 1987 yapmış oluyor. Doğru cevabımız B şık. Atalım buna da yıldız ya. Benim hoşuma gitti vallahi. Evet, 13. ve son sorumuz herhalde. Ali, Eren ve Şahin adındaki 3 kardeş aile fotoğrafı albümünde buldukları ve üçünün birlikte olduğu farklı yılların aynı tarihlerinde çekilmiş iki fotoğrafı incelemektedirler diyor. Tamam. Birinci fotoğrafta Ali'nin yaşının Eren'in yaşına oranı, hemen not alalım. Ali'nin yaşının
Eren'in yaşına oranı, Şahin'in yaşının Ali'nin yaşına oranı, Şahin'in yaşının Ali'nin yaşına oranı eşit ve 2'dir diyor. O zaman şöyle yazabilirim. Tamam. E buradan arkadaşlar A bölü E 2 ise o zaman A'ya 2K dersem E'de ne olacak arkadaşlar? K olacak. Bak burada ben A'ya 2K dedim ya, bu oranın 2 çıkması için şunu şeyinin de ne olması lazım? 4K olması lazım ki 4K'nın 2K'yı oranı 2 yapsın. Tamam. Şimdi ne diyor? İşte şöyle yazalım da Ali, Eren, bir de Şahin var. Evet, biraz daha düzenli olsun. Evet, Ali'ye ne dedik? 2K dedik. Eren K dedik. Şahin de 4K söyledik. Tamam. İkinci fotoğrafta Eren 9 yaşındadır. İkinci fotoğrafta Eren 9 yaşındadır ve Ali Şahin'in birinci fotoğraftaki yaşına ulaşmıştır. Ali Şahin'in birinci fotoğraftaki yaşına ulaşmıştır. Yani Ali 4K yaşında oldu. Ne kadar zaman geçti? 2K geçti. 2K yıl sonra arkadaşlar, şöyle şu 9'u unutmayalım. 2K yıl sonra bu 3K, bu da 6K olmayacak mı? Değil mi? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar burada 3K 9'a eşit olmuş oluyor. Yani K değerini ben burada 3 olarak bulmuş olurum. Şimdi şu birinci fotoğraf değil mi? Bak şu birinci fotoğraf. Şu da ikinci fotoğraf. Şimdi birinci fotoğrafla, bak birinci fotoğraf 2010 yılında. Şu 2010 yılında acaba şu kaç yılındadır diyor. Bak, birinci fotoğraftan ikinci fotoğrafa geçerken şurada 2K'lık bir zaman farkı yok mu? E tamam, 2K'lık bir zaman farkı olacak. E K'yı da 3 olarak buldum ya. Dolayısıyla 2 çarpı 3'ten 6 yıl geçmesi lazım. 2010 ise ikinci fotoğrafta 2016 olmalı arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız D şık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.